Herkese selam, ekran başına hoş geldiniz. Riski bu hafta yine çok farklı bir alanda, önemli bir isimle konuşacağız. Spor dünyasından çok yakından tanımış olduğunuz bir isim. Merve Toy bizlerle birlikte olacak. Hem spor açısından riski konuşacağız hem de kendisi acaba parasını ve riskleri nasıl yönetiyor? Ben de çok merak ediyorum. O zaman hemen başlayalım. Evet, bahsettiğim gibi spor dünyasında önemli isimlerinden, önemli sunucularından Merve Toy bizlerle birlikte. Hoş geldin Merve, öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Bazen ekran başında şöyle şeyler olabiliyor bende. Yani tanısaydım çok severdin dediğim isimlerden bir tanesi. Sen de onlardan birisin. Çok güzel bir enerjin var. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor hayat? İyi, gayet iyi. Yoğun şu ara. Ben de hani spor programları sunduğum için spor takvimi yoğun olunca ben de biraz daha yoğun oluyorum. Tabii. Bir de böyle kendi alanımın dışında bir ticari girişimim var. Onun da bir kattığı yoğunluk var son birkaç haftadır. Girişimcilik gibi bir evet, şey mi? Evet, girişimciyim artık. Oo, süper. O zaman spor yorumcu sunucusu ve girişimci diye artık, evet, artık lanse etmek lazım. Girişimci tanımı da beni anlatıyor, bana uyuyor diyebiliriz. Dolayısıyla risk konu başlığı altında benim bu hafta konuk olmam bayağı ideal oldu. Yani. Süper. Çünkü birkaç haftalık bir girişimim var henüz. Dolayısıyla yoğun geçiyor. Ben zaten hani çok enerjisi yüksek biriyim. Evet. O yüzden böyle hep bir yerlere zar zor yetişeyim, işleri zar zor halledebilecek kadar vakit bulayım gibi tempolarda olduğum zaman mutlu oluyorum. Onun dışında böyle bir oturduğum zaman enerjim azalıyor. Hep evet, böyle koşturuyor olmam lazım. O yüzden bu tempo böyle yoğun ama tam benim sevdiğim tempo yani. Gayet keyfim yerinde. O çok belli oluyor. Hem Instagram'dan hem işte yayınlarından her yerde bir enerji ve bir işle alakalı da bir şey yapıyorsun. Evet. Güzel bir dönemdesin, onu fark ediyorum. Sporun içinde de hep risk var zaten. Sporcu evet, olarak da var. İşte siz de bunun bir parçasısınız. Sporla riski nasıl görüyorsun Merve? Ya sporcu, hani spor tabii çok büyük bir endüstri haline geldi artık. Dolayısıyla hani risk dendiğinde işte sporcu tarafından, yayıncı tarafından, yönetici tarafından gibi gibi tüm kollarıyla ilgili risklerden bahsedebiliriz. Dolayısıyla çok geniş bir yelpaze ama hani sporcular adına bakıldığında en yüksek risk oluşturabilecek şey sakatlık oluyor tabii olması. Ki. Dolayısıyla hani her sporcu antrenmana, sahaya bir şekilde yani o işi yapmak için her nereye çıkıyorsa, piste neyse çok ciddi bir risk alıyor. İşte dolayısıyla Eriksen'de gördük değil mi? Ne kadar aynen, üzüldük ekran başında. Aynen, ki onun kendi çok böyle ekstra bir durumdu. Evet. Onun dışında hani sporcu sakatlığı dediğimiz, çok daha sık gördüğümüz sakatlıkların riskini zaten alarak kariyerinize başlıyorsunuz. Ve çok kariyerde aslında o riski alıp ne yazık ki olumsuz sonuçlanarak yok oluyor. Belki bizimle buluşamadan bile hani kariyerler sona eriyor. Dolayısıyla yani sporcular adına en büyük risk sakatlık. Onun dışında bir sürü risk sayılabilir ama spor yayıncısı olarak tabii ki özellikle canlı yayın yapıyorsanız canlı yayının birçok riski var. Taraftar riski gibi. Yani aynen, canlı yayında hani hata yapmak, canlı yayında sonuçta kitleleri ilgilendiren, evet, kitlelerin yoğun sevgi ve ilgi duyduğu bir alan olduğu için spor, canlı yayında söylediğiniz herhangi bir şeyin size geri dönüşünün çok hızlı ve güçlü olduğu bir alan. Fanatizm boyutunda. Hatta bazen değil mi bakıldığı zaman, evet, da bana oldu bir kere mesela. Boyutunda. Ben böyle bir yayında işte ben bir de burada risk almaktan o anlamda yayıncılık anlamında hiç korkmayan biriyimdir. Çok gözü kara biriyimdir. Böyle çok da aslında lafını sakınabilecek biri de değilim. Hani düşündüğüm şeyi söylerim. Yani ne kadar eleştirileceğiyle çok ilgilenmeden hani kimse saygı çerçevesinde tabii ki. Kesinlikle. Ben de böyle bir Galatasaray'la ilgili bir şey yapmıştım. Yorum yapmıştım işte stüdyo programında. Ondan sonra o böyle işte bir kısmı kesilerek alıp Twitter'a konduktan sonra taraftar grupları arasında çoğaldı böyle bir protestoya dönüştü. Sonra işte maça gittiğimde çok bir linç oldu aslında. Bayağı linç edildim. Bir maça gittiğimde böyle bayağı salon halinde tezahüratlara, olumsuz kötü tezahürata maruz kaldım. Seninle ilgili tezahürat yapıyor. Evet, bayağı dakikalarca. Hatta o zaman Galatasaray-Efes maçıydı. Efes'te de Terence Kinsey oynuyordu. Amerikalı bir basketbolcu. Gelip bana şey demişti, işte böyle bana kötü tezahürat yapılıyor ama Merve Toy, işte Merve Toy, Merve Toy. O da bana tezahürat yapılıyor zannetmiş yani. Evet. Kötü değil de hani hayranlık tezahüratı. Merve Toy kısmında. Gelip şey ya Merve dedi, tam böyle ısınıyorlardı ya Merve, ne çok hayranım var falan, evet dedim ya, severler beni buralarda. Onun gibi ya, sonuçta hani evet, ağzınızdan çıkan şeyi en azından
nereye gideceğini aslında normalde anormal bir şey olmasa da sonuçta o algıyı yönetebildiğiniz sosyal medya araçları var. Dolayısıyla hani algı olumsuz da olumlu da yönetilebiliyor. Onların da kurban olabiliyorsunuz. Aslında, yani bir şekilde ağzınızdan çıkan her laf eğer yayıncıysanız risk teşkil ediyor. Yani tabii. Benim adıma da riski bizzat yaşamış oldum. Yaşadığım birçok örnek var. Genelde siz spor sunucuları takımınızı söylemiyor. Yani sen de söylerim ben. Hangi takımlısın? Fenerbahçeliyim ben. Yani çocukluktan beri bu genelde takımlar öyledir ya, takım tutmak aileyle ilgili yani ya işte anne babadan geçer, evet. Özellikle babadan ya da işte böyle hani baba başka takımı tutuyorsa, dayı başka takımı tutuyorsa hani hangisi daha iyi işleyebildiyse çocuğu, işte atıyorum baba Galatasaraylı, dayı Fenerli mesela, dayı daha çok işlediyse aynen. Fenerli yapar falan gibi yani zaten çocukluktan gelir böyle şeyler. Böyle çok erkek sayısının fazla olduğu bir ailede mi yetiştin Merve? Yani sporla erkek, bu muhabbetin nasıl geçmiş ailemin oldu? Ailemin içinde şey de yok böyle hani acayip işte takım destekleyen böyle çok koyu taraftar denemeyecek insanlar yok aslında. Sadece benim babam spor il müdürüydü Sakarya'da ve hani sporla çok iç içeydi. Dolayısıyla böyle bizim hani her ne meslek yaparsak yapalım sporla ilgili bir şey hayatımızda mutlaka her daim olsun istiyordu. O yüzden de ben böyle hani sporu hep hayatımın içine çok merkez haline getirmiştim. Fakat sporcu olmak çok bana göre bir şey olmadığı evet. için profesyonel sporculuk. Ben böyle medyaya... Bir ara voleybol denedin ama değil mi? Bir dönem hepsini oynadın. Hepsini denedim. Şey yani voleybol, basketbol, handbol, tenis, kürek, ondan sonra işte atıcılık hepsini hemen hemen denedim. Yani şey bir sürü branşın. Yapmama nedenin başarısız olmak mı? Yok, başarısız olmak değil. Ben şey ya bana göre değil. Yani çok ağır bir evet, meslek. Evet yani sporculuk gerçekten çok zor bir meslek. Yani bütün hayatınızdan ödün vermeniz gerekiyor. Çocukken çocuksuz zevklerden, o çocukların işte keyif aldığı bütün o tatildi, oyundu vesaireydi. Hepsinden vazgeçiyorsunuz. Bir tercih ve o kadar uzun yıllar, o kadar güçlü bir motivasyon duymak çok zor bir şey. Ben de öyle biri değilim yani. O kadar fiziksel bir aktiviteye mental olarak çok uzun yıllar üst seviye ilgi duyma ihtimalim tabii. düşüktü yani kendimi biliyorum. Ben de milli tekvandocuların işte bazıları bizim oturduğumuz sitede oturuyor gözlemleyebiliyorum. Hı-hı. Ve işte aileleri onlar için evini taşıyor. Çocuklar her gün yediği şeyler belli, yiyemediği şeyler belli. Yani evet bir fedakarlık güzel bir şey ama hani ben de yapamazdım o kadar ya çok disiplin ve kontrollü olmak. Ya çok özeniyorum şimdi mesela biz işte BTC Türk YouTube kanalı için Filenin Sultanları'yla işte Tokyo seyahati öncesi bir çekim yaptık ki BSC Türk reklam filmi çekimi öncesi böyle röportajlar yaptık. Çok mesela imreniyorum hani arkadaşlarım da var bir sürü sporcu. Onları görünce çok imreniyorum. Başarılı olduklarını görünce hani ay diyorum keşke ben de hani işte onlar gibi sporcu olsaydım falan ama ben yapamazdım. Mesela Ebrar beni çok şaşırttı. Onunla ilgili röportajını da izlettim. Ebrar tam bunun tersinde bir isim gibi duruyor ama bu kadar çok disiplinli olması da çok enteresan. Çünkü daha rahat bir karakter, daha eğlenceli, onu zorlayabilir diye düşündüm ama o da tam tersi. Aslında bu disipline uyan isimlerden evet, tanesi. Evet, Ebrar tabii çok küçük daha. Evet. Yani 2001 doğumlu yanlış hatırlamıyorsam yaşında. Çok küçük. Çok hırslı, çok kabiliyetli. Hı hı. En güzeli bence hani hem doğru isimleri örnek alıyor belli ki hem de çok daha yaşına göre olgun derler ya, çok daha olgun, çok daha ileriyi görerek hareket ediyor. Bir de sosyal zekası çok gelişmiş çok, belli. Bana göre çok çok, çok önemli evet. bir voleybolcu olma yolunda çok hızlı ilerliyor. İşte artık İtalya'ya da transfer oldu. Çok büyük başarılar gelişimini tamamlayacak inşallah. Göreceğimizi düşünüyorum. Yani bizim zaten hani takımımız genel olarak çok üst düzey. Ama Ebrar da gençler arasında bana göre... Adından çok bahsettirecek isimlerden bir tanesi. Şimdi o yetenekli olmakla yıldız olmak arasındaki farkı çok net görüyoruz Ebrar'da. Karakter o evet, fark. Çok yetenekli. İşte biraz pişmesi gerekiyor ve daha üst düzeyde bir yıldız olacak inşallah. İtalya Ligi ona bence iyi gelecektir diye düşünüyorum kesin, Merve. Kesin kesin. Benim de senin karşına böyle yorumlar yapmam da uygun değil ama. Sonra. Çok teşekkürler. Şimdi ben de sana aynı duruma düşeceğim hiç merak etme. Para senin için ne ifade ediyor Merve? Yani... Para tabii ki hayatımızı geçindirmek için bir şey. İşte ekranda da iş yaptığını, sosyal medyada da yapıyorsun. Birçok markanın yüzüsün, iş yapıyorsun. Ama para için mi yapıyorsun bunu yoksa ne niçin yapıyorsun? Yani ben merak ediyorum. Öncelikle yani para, ben hep aynı şeyi söylüyorum. Kendim için de spor alanında olduğum için sporcularla ilgili yorum yaparken de ya da sohbet ettiğim genç sporculara da hep aynı şeyi söylüyorum. Benim genel olarak başarılı olmuş herhangi bir işin, başarılı olmuş herhangi bir girişimin ya da projenin... Para kazandırmadığı bir versiyon ben hiç görmedim. Hangi sektör evet. olduğu önemli değil. Dolayısıyla yani insanların ya para kazanmak için bir şey yapması bence kısıtlı vizyon göstergesi. Başarılı olmak için bir şey yapmak vizyonlu insanlara özgü ve başarılı olmuş herhangi bir
girişiminde parayla buluşmadığı, karşılığının para olmadığı bir versiyon yok. Ki sana da öyle çok iş gelmiştir. Çok yüksek bütçeli işler ama bakarsın işte yani hani içerik çok uygun değildir, doğru kişiler yoktur o projede, aynen, kabul etmediğin olmuştur. Doğru kişiler yoksa, içerik uygun değilse gibi evet. cümleler kuruyorsanız eğer o iş sizin için ideal değil ve siz o işin içinde hani onu, o işi başarıya götürecek insan değilsiniz demektir. Hı-hı. Yani sonuçta doğru işin doğru isimle buluşması zaten başarılı kesinlikle. Olması sağlıyor. Ben de hani yani içinde iyi hissetmeyeceğim herhangi bir içeriği, içinde hissetmeyeceğim herhangi bir program mesela. Atıyorum ben sporla ilgili bir insanım. Genel olarak sporla ilgili işler yaptım. Tabii ki hani daha çok hakim olduğum başka alan olsa onunla ilgili de devam edebilirim ama hani magazin programı sunmam. Hayatım yani boyunca da söyledim. Çok iyi sunarsın ama sunmak istemez. Çünkü o senin kulvarın değil kesinlikle. Kendimi onun içinde iyiyse bu şey. Kendinizi aynen. içinde iyi hissettiğiniz bir kıyafet gibi aslında işte. Bana da çok işte. Yeri oluyor biliyor musun? Magazin sunuyor. Öyle mi? Evet. Nedense bir eğlenceli bir yan gördüğü zaman insanlar sadece magazinde eğlenebiliyormuş gibi herhalde algı var. Ya bilmiyorum ama ilgilen. Yani bu arada ben böyle magazini olumsuz hani magazin sunmam tabii. gibi değil de ben magazinle ilgilenmiyorum. Bu ayrı bir uzmanlık. Yani ben sporla ilgileniyorum. Spor izliyorum. Sporla ilgili hiç işim olmasa da seyahat ettiğimde bir aktivite bulup mutlaka izlemeye gidiyorum. Evet. Mesela hayattaki ilgi alanım o, uzmanlık alanım da o. Dolayısıyla hani onunla ilgili bir iş yaparsam eğer başarılı olur. Şunu şey gibi, beni burada ekonomik konuşturursanız aynen. eğer komik duruma bekleyin, düşerim. Bekleyin, konuşacak Merve. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla magazin sunmam değil, ekonomi de sunamam aynen. ben. Yani ilgilendiğin, kesinlikle. Bildiğin, dolayısıyla aynen. daha çok uzmanlaştığın alanda bir şey sunmak mantıklı. Hiç ilgilenmediğin bir alanda bir şeyi herhangi bir bütçeyle bağdaştırmadan zaten yapmam yani. Dolayısıyla benim için tabii ki para kazanmak için çalışıyoruz hepimiz. Ama benim amacım o değil. Evet. Ben iyi bir şeyler yapmaya uğraşıyorum ve yaptığım iyi şeylerin sonucunda da para kazanıyorum. Yani bir yerde denklem böyle. Aynen. Yani bende de aslında öyle oluyor. Şimdi rakamları çok seviyorum. Ama o kadar çok seviyorum ki Merve. Yani o sabah Asya piyasaları nasıl kapanacak, güne bize nasıl devredecek gibi böyle bazı Allah. Matematiği de var işin içinde. Ama bunu hani gerçekten saat farkı. Asya piyasası diye bir şey ilk defa duymuş. Tabii tabii. Allah Allah. Onlar bir de bizden saat farkından dolayı bir gün geriden geliyorlar. Yani biz bugünü onlar yarın sabah fiyatlamış oluyorlar. Dolayısıyla onların nasıl devrettiği de çok önemli bize piyasayı. Gibi gibi şeyler. Ben bunu şimdi yaparken zevk için yaptığım için hani 24 saatte bu işi yapıp konuşabilirim. Dolayısıyla bana da iş gibi gelmiyor. Çünkü sevdiğim işi yapıyorum. Buradan da şu sonuç çıkıyor. Neye ilgi duyuyorsanız onunla ilgili aynen. işinizi kurabilirsiniz. Merve şimdi tabii senin şoförlüğün üzerinden de biz çok bahisler açmış olduk diyelim sevgili öğretmenimiz Anıl'la birlikte. Merve çünkü böyle çok hızlı ve zamanda yetişen bir arkadaşımız. Ve hemen geldi yayına. Biz de dedik ki Merve çok iyi direksiyon kırıyor diye. Dolayısıyla riski düşünüyorum. De çok sevdiğini düşünüyoruz senin. Ya, yani o, aslında risk normal şartlarda tabii şey gibi bu. Mesela ben hiç risk sevmem diye bir cümle kurabilirsin. Ya da ben çok risk almayı severim diye. Nerede o riski aldığınla ilgili ya. Biraz işte kendine güvendiğin alanda aynen. Risk alabiliyorsun aslında. Ben mesela bazı konularda hiç risk almam. İşte bazı konularda da daha risk alabilir hissederim kendimi. Yani mesela o güveni hissederim. Mesela arsa tapu işi olsa almayabilirsin. Ben hiç anlamam ben de aynı şekilde. Ya hiç anlamam. Arsa tapu ya bana Boğaz yani Köprüsü'nü hani satabilirsin Merve. O kadar hani o anlamda. Ya ben satamam emin olabilirsin ya. Başkası satabilir de kesin. O yüzden girişmiyorum o konulara. Yani. Boğaz Köprüsü bende olmasın ben diye. Ben şey hiç alakam yok yani. Ticaretle ilgili bir şey bir girişim yaptım. Çok yeni böyle muhasebe falan öğrenmeye çalışıyorum. Bir tane işte muhasebecimiz var. Gülüyor bana sürekli. Hani bayağı şey falan diye böyle kağıt kalemle falan yazıyorum. Yani hani bırak Excel dosyasını, barkodu falan. Ben mesela, böyle hala kağıt kalemle falan yazıyorum. Olayın anlamından ziyade hala şeyindesin tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. Ben böyle eski gazetecilerden kim kaldı böyle kağıt kalemle yazı yazan aynen. şeyinde. Yani şaka bir yana şey yani ben bayağı uzağım tabii ki. Çünkü hani ben böyle eğlendiğim bir iş yapıyorum. İşte o iş ortaya iyi çıktı mı ondan sonra hani bir şekilde onun bir karşılığı var. Yani sizin harcadığınız mesainin, enerjinin bir karşılığı var. Onun üzerine anlaşıp projeler geliştiriyorsunuz. Dolayısıyla ben tamamen o işin içeriğiyle ilgilenirim. Hep hayatım evet. boyunca öyle oldu. Ama hani ticaret tarafı, yatırım tarafı, işin içeriğinin zaten para olduğu taraf ya. Benim işimin içeriği hiçbir zaman para olmadı hayatım boyunca. Ve o yüzden çok eğlendim. Süper. Dolayısıyla hani hiç de o konuda bir şey öğrenmeye, uzmanlaşmaya ihtiyaç duymadım ama tabii son dönemde artık dünyanın geldiği noktada, özellikle yatırım dünyasının geldiği noktada bir şeylerle ilgili fikir sahibi olmak istiyorsunuz. Bir de BTC ile yolların kesişmiş oldu aynen. senin de. Ay benim daha önce kesişti. Ben çok fahiş hatalar yaptım. O zaman Bitcoin yoktu ortada. Merve Toy Bitcoin'i onları keşfetti. Onları anlatayım ben. Aldın mı peki Bitcoin? Almadım işte. Ya. Benim bütün şey.
Ben hadi diye bir yarışma sunuyordum. Biliyorum. Buradan izleyen herkese. Buradan izleyen herkese bu ders olsun. Çünkü biz Eda Özbek'le Boğaziçi Üniversitesi'nin startupları oluyor işte. Startup panelleri oluyor. Neyse ben de 3 yıldır falan hep böyle girişimcilikle ilgili panellerde moderatörlük yapıyorum. İşte bir sürü CEO, bir sürü önemli şirketin işte kurucusu, bir sürü başarılı olmuş girişimci konuk oluyor. Bu sene yapılanda da Eda Özbek işte marketing direktörü BTC Türk'ün yine konuktu. Ben de moderatördüm. Ve daha açar açmaz dedim ki öğrencilere, o yüzden bu videoyu izleyeceklere de aynı şeyi söylüyorum. Bu videoda az sonra Eda Özbek'in söyleyeceği her şeyi dinleyin ve uygulayın. Çünkü ben bizzat uygulamamış, dinleyip uygulamamış biriyim ve çok pişmanım demiştim. Şimdi onu izlemeyen varsa ki o zaten Boğaziçi Üniversitesi özelinleri, bunu kesin uygulasın. Yıl kaç şimdi bu arada? 2017 falan. 2,5 sene falan oluyor yani herhalde. Biz ben hadi diye bir uygulama, yani bir girişim vardı. Çok başarılı olmuş bir girişim. Cep telefonu üzerinden bilgi yarışması. Evet evet, ben katıldık bayağı ama kısa süreli oldu gibi sanki. Ya ben bir sene kadar sundum o programı. Müge Boz'la birlikte sunuyorduk. Aynen. Neyse işte şey, sponsorlarımız oluyordu. Ve BTC Türk'te birkaç yayın için sponsorluk anlaşması yaptı hadi ile. Ve o zaman işte Bitcoin hani bu seviyelerde asla değildi. Yani hadi kaçtı hatırlamıyorum ama şuradan muhtemelen hesap et. Muhtemelen 2000-3000 dolar vesaire. Şuradan hesap edebilirsin. Hadi yarışmasının kazananlarına Bitcoin paylaştırıyor. Yani Bitcoin hediyeydi, düşün. Yarışma ödülü bir Bitcoin'di. Neyse. Ondan sonra biz de işte hani Özgür Bey işte Eda oturuyoruz bahçede yayın öncesi böyle. Ben de sorular soruyorum çünkü bilmiyorum işte. Diyorum ki hani nasıl bir şey, işte şöyle midir böyle midir falan. Ne dağıtıyoruz bana böyle, acaba diye. Böyle bana detaylı detaylı güzel güzel anlatlar işte hani işte hesap açıyorsun BTC Türk'ten. Ondan sonra işte o hesaba belli aralıklarla arzu ettiğin kadar yatırmalısın. Ondan sonra işte bu ama bunu yatırım gibi yani hani biraz böyle yatırımını yapıp unutup hani çok sık böyle oynayıp değil de hani özellikle benim gibi insanlar için yani yatırım yapıp böyle biraz daha birkaç yıllık bir vadede yani gün o yatırımın trade'den ziyade alım satımdan ziyade evet, biraz da uzun vadeli. Tabii hani bu işin uzmanları lazım. Öyle yapabilir ama ben tabii ki yani daha nedir ne değildir sorma şey tabii seviyesinde olduğum için hani şey altın yatırımı gibi yani hani o öyle bir yatırım olarak değerlendirmekte fayda var diye bana tavsiyelerde bulundular. Ben o gün BTC Türk hesabımı açtım. Ben eski BTC Türk'üm aslında, açtım. Açtım fakat işte gel gör ki ben onu açtım ve kaldı. Hiçbir şeyi içine yatırmadım. Mesela sonra, şu dönem almayı düşünüyor musun? Tabii ki sen düşünmez olayım. Çünkü bayağı düştü. Hani bakıldığı zaman, düştüğü zaman en azından. Ama nereden düştü? Bu şey tabii gibi yani. Sen geçmişe bak. Şuraya kadar baktık, çıktı, şuraya düştü. Yani şuradaydı, şuraya çıktı, şuraya evet, düştü. Evet. O yüzden şey tabii ki artık ben de zararın neresinden dönersek kârdır diyerek. Ama almadın değil mi? Şu anda yine yok. O cüzdan boş. Bir Bitcoin alacak şeye gelmedi. Yok, bir Bitcoin değil de en azından 0.01 kata. Yani ufak da olsa almadım. Alabilirsin i̇şte, evet, alıyorum artık. Aynen. Artık alıyorum. Öyle işte illa bir Bitcoin alman gerekmiyor zaten. Örneğin 100 TL'lik de alabilirsin. Evet öyle TL'lik zaten. Hani öyle öyle öyle. İşte aynen, kendimce böyle şey meblalarla hani yatırım yapmak için işte kenara atmak için derler ya, yastık altı yapmak için ideal olduğunu düşündüğüm kendi bütçemdeki meblalarla şimdi yapıyorum tabii ki. Süper. Ama şeyi söylemeye çalışıyorum. O zaman dinleseymişim eğer. Bak 2,5 senede ne oldu? Hangi yatırım araçlarını biliyorsun Merve? Altın evet, seviyorum yatırım aracı olarak. Ne bileyim, o bir alışkanlık ya yani hani altın at aman değer kaybetmez ya diye böyle bir. Altın dışında ne bileyim hani repo, mevduat. Hiç yani. Hani hiç dolar alayım gidip işte belki kapalı çarşıda onlar da yok. Sıfırım. Sadece altın. Ya evet. Benim biriktirme hani böyle fiziki olarak sonuç itibariyle artık zaten yatırımlar dijital ortamda yapılıyor ama aynen, dijitali yeni işte anlattım hikayesini, dijitali bir kenara bırakırsak hayatım boyunca hep böyle hani altın al kenara at, altın al kenara at. Hatta böyle öyle şimdi atılmıyordu artık, o kadar pahalandı ki. Hayır, hem atılmıyor hem de yani onun dışında da şey bir stres yani muhafaza etmek bir stres, işte hani bankada ona bir şey yap hani bir nasıl diyeyim ya, dijital anlamda yatırım yapmak çok daha çok artık hem kolay hem konforlu dolayısıyla, ama ben hep bundan önce ki yatırım mantığım hep şey yani, yani gayrimenkulle ilgili bir yatırım yapmıyorsam altın tabii. Aynen. O evi aldığımız zaman da sağ olsun işte eş dost biliyorsa işte anne baba ya da işte ailenin büyükleri onlarla bir şekilde çözülüyor olay, ama yatırım yapmak çok başka bir alan gerçekten de. Bir de birçok izleyicimiz ya da işte gerçekten yatırım araçlarını bilmeyen insanlar hatalı yatırımlar da yapabiliyor. Örneğin işte bankadan, elektronik sistemden dolar alıp satmak gibi. Orada çok büyük spread farkları, makas farkları var. Örneğin 8.40'tan aldığın bir şeyi 8.20'lerden satabiliyorsun. 25 kuruş gibi çok ciddi farklar.
farklar var. Yani, ben çok hesap ederim onu. Evet. Mesela atıyorum yurt dışına çıkacağım zaman diyelim ki işte döviz alacaksam eğer... Hı-hı. Hani işte hiçbir şekilde banka dijital şey sisteminden almam, ne bileyim işte havalimanından değil almam mi? Gibi. Çok onlara acayip makas dikkat ederim. Var. Şey olsa da yani hani ettiğin zarar rakam olarak çok büyük olmuyor olsa da mesela zarar hani bile bile zarar ediyor olma fikrini sevmediğim için hani atıyorum ne kadar fark edecek ya şu kadar içinde değer mi aman havalimanından alırım demem ben mesela bir gün önce. Normal, ideal kurdu zaten alabileceğin yerden alırım. Muhtemelen sürekli düzenliktiğin için düzenli bir dövizinde işte vardı, çalıştın. Dolayısıyla hani o tip böyle zararları gereksiz bulduğum için yapmam mesela öyle şeyleri. Ama onun dışında dediğim gibi ben biraz daha hani eğer böyle taşınmaz bir şeye yatırım yapmıyorsam hep altının en ideal yatırım aracı olduğunu düşündüm kendi hayatımda ve öyle yaptım. Mesela dövizdeki hani genelde dövizde tabii ki yüksek bir yani yükselen bir grafikte ama ne bileyim altın böyle benim tercihim oldu hep. Dijitalde şimdi işte yani dijital anlamda ilk yatırım aracım BTC Türk oldu. 2,5 sene önce hesabı açıp ne yazık ki ancak yatırım yapmaya başladım. Hı-hı. Onun bir pişmanlığı dışında bir tek hiçbir şey. İşin geçtiği bence finansal piyasalarda. Başka şeyler yani böyle bankadaki diğer araçlarla falan hiç öyle bir şey denemedim. Örneğin kadar. İşte dolar neredeyse 9 olmuş, euro 10 liranın üzerinde vesaire. Herkes diyor ki yani fırsatlar bitti mi? Ben bildim bileli finans piyasalarında bir gün bir fırsat var, o bitiyor. Sonrasında başka bir ürüne yansıyor. O yüzden hani en azından bu algıda olmak, bu resmi görebildikten sonra çok daha rahat bir şekilde yatırım yapabiliyorsun Merve. İnşallah bundan sonraki süreçte bu fırsatları kaçırmazsın. Ya ben şey gibi düşünüyorum. Ben böyle biraz böyle pozitif düşünceci bir tipimdir. Ondan sonra hani şimdi finansla pozitif düşüncenin ne alakası var gibi çok, de düşünebilir insanlar ama ben hani genel olarak hayata bakış açısı anlamında söylüyorum. Şey gibi yani ben mesela o zaman bunu dikkate almadım ama bir şekilde 2,5 sene sonra bile olsa yolum kesişti. Yani bir yerinden hani bir şekilde buluşuyor seninle buluşmuş o fikir. Onun dışında hep böyle şey diye düşünüyorum. Yani kriz işte bana böyle bazı arkadaşlarım var. İşte Merve acayip bir kriz geliyor işte. Aman şu ara çok bir şey yapma işte. Çok masraf yapma ya da çok bilmem ne yapma falan filan. Diyorum ki neden yani böyle bir şey diyorsun? Benim böyle bir planım varsa yapacağım. Diyor ki yani bu dönemde yapma falan. Diyorum ki neden yapmayayım? Evet. İşte diyor ki işte kriz. Diyorum ki yani kriz dediğin şey hani bir ya para uçmuyor herhalde ortadan yani bu bilmiyorum hani finansla ilgili uzmanlı olanlar bana çıldırmış falan diyebilirler de ben hep şey diye düşünürüm ya sonuç itibariyle siz hani tabii ki yani yatırım yaparken bir plana ihtiyacınız var ama ya planlarınıza eğer çok fahiş bir şey yoksa kriz gelecek ya falan gibi şeylerle yönlendirmek adına hamleleri değiştirmek lazım bence yani yapmamak korkusu zaten bence krizin boyutunu büyütüyor diye düşünüyorum. Yani ben hep kendi adıma öyle düşündüm. Dolayısıyla hani zaten tabii ki büyük yatırımlar yapan biri olmadığım için beni çok rahatsız etmemiş olabilir ama şey biraz daha şeyim yani krizlerin nasıl diyeyim? Yatırımla ya da fikirlerin gerçekleşmesiyle yenileceğini krizin, düşünüyorsunuz. Krizin yani tespit edildiği noktada hamle değiştirmenin kritik olduğunu düşünüyorum. O yatırımı yapmamanın değil onu söylemeye çalışıyorum. Ne kadar anlaşılır oldu bilmiyorum ama. Pandemide herkes evinde oturuyor bir şekilde elektronik sistemden bir şeyler alıyor, ürün alıyor, hediye alıyor ya da işte yoga hocası bile yogasını online'a taşımak zorunda kaldı. Bütün iş yapış modelleri değişti ama herkes bir şekilde parasını kazandı yani. Ben şey açık söyleyeyim yani bu hani şey için söylüyorum yani insanlara gerçekten yani finans tavsiyesi vermiyorum asla yani onu yapacak en son insanım ben. Ama mesela bizim için de aynı şey işte biz sonuçta stüdyolarda fiziki olarak işte maçlarda vesairede yayın yapan içerik üreten insanlarız. Ve aynı şey bana da işte öyle oldu işte acayip bu krize yol açacak pandemi falan. Ben hep şöyle düşünüyorum yani bir şekilde bir iş gücü olmak zorunda ve buna eğer orada sahada yapılamıyorsa bir alternatif üretilecek yani. Dolayısıyla hani ben hiç öyle endişeler taşımıyorum hayatımda. Evet. Dediğim gibi ben biraz daha işin pozitif bak hani akılla birlikte pozitif bakılması gerektiğini düşünen taraftayım. Dolayısıyla benim mesela pandemi iş hareketliliği olarak normal zamandaki hareketliliğimin çok üzerinde geçti. Yani bir sürü insan için çünkü böyle olmamış da olabilir tabii ki. Aslında, yani tam tersini yaşayan insanlar da olabilir. Tabii, tabii ki ama yani dijitalleşen dünyada bana göre ben mesela gazetecilik anlamında da medya anlamında da aslında yani dijitalleşmesi pek çok iş alanını ve pek çok istihdamı çok çok daha fazla istihdamı sağladığını düşünüyorum. Mesela bir sürü gazetecilik televizyon öğrencisi var yazıyor bana mesela mail.
televizyon kanalları. Yani televizyon diye bir şey kalmadı evet. artık zaten. Dolayısıyla dijital dünyada uçsuz bucaksız bir alan var ve kendiniz için bir şeyler üretebilirsiniz. Avukat da olsanız, işte bankada da çalışıyor olsanız, hayal ettiğiniz başka bir şey varsa gerçekleştirebileceğiniz bir ortam sunuluyor tabii. size. Yani. Dolayısıyla ben hani şeyim... Yatırım anlamında da dijitalin biraz daha etkin olduğunu düşünüyorum artık kendi adıma da. Aslında fark etmeden yani bilerek aslında fark edip ya da fark etmeden bilmiyorum ama işinin riskini en doğru şekilde yönetmiş oldun. İşini dijitalleştirmiş oldun. Evet yani oldun. Bu zaten hani şey. Bu çok önemli şu dönemde. Bunu yapamayan ayakta kalamıyor çünkü Merve. Evet yani yani sonuç itibariyle onu yapmak için fikir üretmek zorundasın. Tabii. Onu söylemeye çalışıyorum. Bir krizle karşılaşıyorsun, karşılaşacaksın, karşılaşmaya devam edeceksin. O krizdeki... Hamleni doğru yapıyor olmak hı hı. bence kritik. Yoksa hiçbir şey yapmıyor olmak krizden kurtulmak değil diye düşünüyorum. Özeti bu aslında kesinlikle. Anlatmaya çalıştığım şeyin. Doğru hamleyi yapıyor olmak lazım. Dolayısıyla ben o yüzden böyle hani krizden çok korkun, hiçbir şey yapmayınca değilim. Aslında biz toplum olarak da krizleri bu tüketim alışkanlığımızla bir şekilde bertaraf edebilen bir toplumuz. Örneğin Japonya 60 yaş üzerinde nüfus o kadar çok fazla ki birikmiş tasarruflar çok yüksek, para harcamıyor. Hatta Japon hükümeti belli teşviklerle çıkın ülkeden para harcayın diyor ama Japonya maalesef o eksi faize rağmen parayı da harcamıyorlar. Bankada tutuyorlar yani parası eridiği halde. Değişik bir dönem. Onlar bir türlü krizi aşamıyorlar. Bu defa da bol para krizini yaşıyorlar. Bizde de para olmadan o tüketim döngüsünün olması aslında bizi büyüyebilecek risklerden de krizlerden de kurtarmış oluyor. Çünkü bir yerde de hayat devam ediyor. İstihdam piyasaları vesaire akmaya devam ediyor. O yüzden bakış açın çok doğru. Hani krizin içinde de iş yaratmak ve uygulayabilmek aslında o krizi daha büyümesini de engelleyen önemli bir sebep oluyor. Dijitalde çok görüyorum. Instagram'da da takip ediyorum ve orada da işini farklı alanlarda da kurguluyorsun. Girişimcilik hikayen bu Instagram sayfanın çok büyümesinden kaynaklı mı oldu? Çünkü bildiğim kadarıyla değil. 200 bine yaklaşan bir takipçi var. Instagram'da var. Hani ben hep böyle medyada çalıştığım için insanlar hani bir şekilde ilgilendikleri bir alanda iş yapan birinin özel hayatını da merak ettikleri için sosyal medya hesabı var mı diye arıyorlar. Benimki aslında biraz daha hesabın takip edilmesinin sebebi oldu yani asıl işim. Tanındıkça bir anda artmaya başladı. Sonra işte yani öyle çok özel bir içerik paylaşmıyorum aslında Instagram hesabımda düzenli olarak ama ben Sakaryalıyım. Hı hı. De yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum. Yani 20 yıldır medya sektöründeyim. Aktif halde çalışıyorum. Böyle biraz pandemi sonrası da şey hani daha böyle doğayla iç içe daha işte nasıl diyeyim? Şehir hayatından uzak bir hayat yaşamak istediğim düşüncesiyle bir yatırım yaptım kendi şehrime. Ve oradaki yatırımda hani daha çok orada vakit geçirmeyi düşündüğüm için herhangi bir iş yapmadan çok eğlenceli olmayacağını düşünerek oradaki bir hani girişim ihtiyaçtan doğar mantığıyla oradaki işte eksik gördüğüm bir alanda bir girişim yaptım böyle bir concept store. Yani Sakarya'da yazlık gibi bir şey aldın. Evet aynen mi? Ve öyle orada bir... o bölgede tamam. Benim yani herhangi bir şekilde o bölgede ulaşılmasının zor olduğunu düşündüğüm ürünleri o bölgede birden fazla alanda ürünü bir araya toplayabilecek bir konsept mağaza açma projesi. Tekstil üzerine genelde. Tekstil işte dekorasyon aynı zamanda. Yani böyle çok geniş alanda yani anladım. Birbirinden farklı alanlarda bir sürü markanın ürünlerini bir araya getiren. Pek çok alanda mesela mobilyadan, aksesuara, işte sofra grubundan, kıyafete, takıya kadar pek evet. çok markanın ürününü bir tek bir mağazada bulabiliyorsun. Yani süper. Küçük bir alışveriş merkezi gibi bir yani konsept mağaza. Aslında evimizin ya da kendi ihtiyacımız ne varsa bulabiliyorsun. Her şeyi bulabileceğim yani. Senin mi özel yani? Tasarım bir şeyin var mı Merve? Yok onunla ilgili çalışıyorum. Bir böyle erkek koleksiyonu çıkarmaya çalışıyorum. Süper. Biraz böyle kadınlara yönelik üretildiği aynen. için genelde tekstil. Tam bir ters köşe oluyor evet, o zaman. Evet ben de hani hep böyle erkek egemen bir alanda iş yapmış evet. biri olarak bir erkek koleksiyonu üzerinde çalışıyorum şimdi ama zannediyorum herhalde Ekim sonunu falan bulacak gibi görünüyor. Bugün işte onun toplantısını da yaptık üretici firmayla. Dolayısıyla hani ben de bir şey üretmeyi düşünüyorum ama şu an için bizim ürünümüz yok. Sadece benim beğendiğim ve orada insanların buluşmaktan keyif alacağını düşündüğüm birden fazla hatta yani 20'den fazla parçaları markanın bir arada evet. olduğu bir konsept mağaza. Evet. Çok da ilgi görüyor şu an. Süper. 3 hafta oldu açılalı. Bayağı da ilgi görüyor. O da benim böyle şey bebek girişimim. Aynen.
branşlaşma sizin alanınızda çok yok gibi. Hı-hı. Bilmiyorum hani seni tenzih ediyorum ama sözüm meclisten dışarı. Örneğin kılıcı anlatırken o kılıç sporunu bilmediği çok belli. Yani çünkü başka bir kanalda yurt dışından izlediğim zaman çok daha farklı öğrettiği kulağıma bilgiler aslında geliyor. Aslında şöyle hani... branşlar üzeri yayıncılıkta da uzmanlıklar var elbette. Fakat şöyle bir durum var şimdi yayıncıların çalıştığı sunucular, spikerler ağırlıklı olarak ülkede yayın yapan yayını yapılan spor branşları işte futbol, basketbol, son dönemde voleybol olduğu için hani genelde o alanlarda uzman oluyorlar. Özellikle futbol ve basketbol. Hatta daha çok futbolla ilgili zaten o uzman anlatım oluyorlar. Tonundan da belli oluyor. Yani dolayısıyla maç anlatır gibi anlatılabiliyor. Diğer branşlarla ilgili bir hani kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili işlerini belli dönemlerde spor takvimlerinde başka alanlarda yapmaya çalıştıkları için zor durumda kalabiliyorlar. Başka kanallarda sadece spor yayını yapan kanallarda olmasına rağmen değişik branşların uzmanları ama o kanalda çalışmadıkları için hani öyle bir hizmet onlara gidip vermiyorlar gibi düşünebiliriz. Yani kendi bünyelerinde çalıştırdıkları insanlar sunuyor. Onlar da kendi hakimiyet alanları kadar sunuyorlar gibi bir durum var ama biz de ben de yani maalesef son dönemde izlerken müsabakaları biraz onun eleştirisini yapıyorum. Süper. Yani senden bunu duymak istedim. Çünkü acaba hani biz bilmediğimiz için hayır yani biraz ama bu bana kadar yansıdıysa size çoktan yansımıştır. Yani çoktan evet. Evet evet yani çünkü burada ben aslında şeyi de çok eleştiriyorum. Avrupa Şampiyonası oynandı. Hani Avrupa Şampiyonası'nı anlatırken de bana göre çok enteresan yani lig maçından şeyler vardı. Türksel Süper Ligi maçından farklı bir anlatımının bence olması lazım Avrupa Şampiyonası'nın. Yani bir şey bildiğiniz şeyi yapabiliyorsunuz, evet. İyi yapabiliyorsunuz. Yani bilmediğiniz, dediğim gibi beni burada ekonomik konuştu. Sanki az önce biraz örnek vermeye çalıştım. Yani yeterince anlaşıldı. Bitmedi, ekonomiyle ilgili büyük konuşma. Yeterince anlaşıldı. Bildiğin şeyi rahat ifade edebiliyorsunuz. Şey gibi bakın ben işte ekonomiyle ilgili bir takım şeyler söylemeye çalışıyorum az önce. Hakim olmadığım bir alan hani ne anlatıyor bu kız diyecekler diye aklımdan geçiyor. Doğru cümleyi kurmaya çalışıyorum. Gibi gibi düşün yani evet. Uzman olmadığın bir konuda konuşurken stres çok oluyorsun. Çok sıkıntı. Stres olduğun için de ifade etmek istediğin şeyi yeterince iyi ifade edemiyorsun. Ve dolayısıyla ortaya istenmedik bir takım şeyler çıkıyor. Sporda da böyle yani ben şimdi eskrim anlatıyor olsam şu an aynı şekilde benim için de aynı şeyi söylerler. Çünkü hakim değilim o evet. Alana. O yüzden gidip birebir hani, belki sahada onu araştırman, sporcu müsabakaları izlemen gerekiyor. Uzman olmaya yakın bir bilgi edinmeniz gerekiyor. Hı-hı. Yani bir şekilde çok böyle iyi çalışmanız gerekiyor öncesinde ya da çok iyi örnekleri dinlemeniz, uzun süre takip etmeniz gerekiyor ki en azından bir turnuva için anlatabilecek seviyeye gelin. Dolayısıyla maalesef yayıncılık anlamında da tatsız diyebileceğimiz örnekler görüyoruz. Bizde de öyle. Örneğin işte fiyatları okurken dolar Türk lirasına okunması örneğin 8.31.60 ise dolar 8 lira 31 kuruş diyor kurs. Ya da petrol 69.77 ise 69 dolar 77 senttir Amerikan doları olduğu için. Hı hı. Ama maalesef ekonomiyi hani sahada işte araştırma tarafından gelmeyen işte arkadaşlarımız yaptığı zaman 69.77 diyor. Yani dolar mı Türk lirası mı nedir ne değildir. Yani sonuçta izleyici bilmeyebilir. Hı hı. Ama onu sunucuların çok iyi açıklaması lazım. Son Avrupa Şampiyonası hakkında ne düşünüyorsun Merve? Bir şeye çok alıştık biz. Bir tane 10 numara olur. Hacı, işte Rivaldo, işte ne bileyim Figo'lar. Bir tane takım yıldız Alex'ler aynen. O böyle maçı sürküle eder ve gider. Bu yeni nesil futbol mu diyelim? Bunu çok alışamadım. Herkesin çok koştuğu, çok işte... Ama bireysel yeteneklerin minimum olduğu bir dönem. Ya değişiyor aslında. Mesela bu Avrupa Şampiyonası'nda atıyorum 3-4-3 izlediğin takımlar var. Mesela 3-4-3'ü işte Fatih Terim uyguladığında Şampiyonlar Ligi elemelerinde çok da eleştiri aldı. Yani biraz hani şimdi futbol takımların kapasitesiyle, oyuncularının seviyesiyle, işte değişik taktiklerin, değişik uygulamaların, antrenörlerin talebiyle uygulanabildiği bir oyun. Başarılı örnekler olduğunda da diğer teknik direktörlerin uygulamak istediği bir oyun. Ama hani işte bu biraz neyi ne kadar yapabildiğiniz, neyi ne kadar ne sürede yapabildiğinizle değişiyor. Dolayısıyla hani Avrupa Şampiyonası'nda bana göre futbol anlamında iyi şeyler izledik. Bayağı hani hem sürprizli olduğu hem bazı maçlar özelinde söylüyorum. Çok çok iyi, çok üst seviye futbol oynanan Avusturya maçlar izledik. Avusturya örneğin çok iyi mücadele etti Danimarka. Bir de çok sürprizi olan bir turnuva olması yani o anlamda da iyi oldu. Yani normal şartlarda bu kadar fazla şehirde oynanan bir turnuva biraz insanın ilgisini dağıtıyor. Ruhu ama yok gibi sürprizinin çok olması, işte taraftarlarla ilgili, işte pandemiyle ilgili süreçlerin yaşanması derken en azından sürprizi bol
bir turnuva olarak aklımızda kaldı. Ben çok keyifli maçlar izlerim. Özellikle hani yarı finalde ve yine finalde penaltılara kadar gitmesi falan muazzamdı. Evet. Hani turnuvaların böyle sonlarına gelindiğinde uzatmalar, penaltılar izlemek falan çok daha heyecanlı, özel kılıyor. Takımlar sanki birbirini çok iyi çözüyorlar ve ona uygun çok iyi artık stratejiler de geliştiriyorlar evet, gibi geliyor. O yüzden hani kaybedecek çok şeyiniz oluyor oralara geldiğinizde. Evet. Yani grup maçları oynamak gibi değil. Aynen. Dolayısıyla bana göre yani genel olarak yani olabilecek ideal turnuvalardan bir tanesiydi bu şartlar altında. Onu vurgulamak lazım. Ben bilmiyorum. Yani bir türlü şu son dönem futbol evet çok iyi mücadele yapıyorlar ama çok iyi koşuyorlar. Bir ısınamadım. Bir eski o yıldızları gözüm arıyor böyle yani tek başına. O bence eski aslında şu anda da çok önemli yıldızlar var ama eskiden mesela biz program sunmaya başladığımızda da öyleydi. Sadece hafta sonu maç yayını vardı. Dolayısıyla insanlar sadece onlardan ibaret hafta sonu sanıyordu. Maçlarını izliyorlardı. Şimdi yayın dediğimiz şey spor anlamında da çok geniş. Her gün işte bir başka kanalda televizyondan izlemiyorsanız dijitalde bir sürü spor branşına dair bir sürü yoğun takvime hakimsiniz. Hı-hı. İzlemeye çalışıyorsunuz. İşte NBA'inden tutun Euroligine kadar çok yoğun bir ulaşabildiğiniz spor organizasyonu yayını var. Dolayısıyla ilgi çok dağılıyor. Mesela Türkiye'de lig maçları 4 güne yayılıyor. Kupa maçları var, şampiyonalar var. Hani UEFA'dan işte Şampiyonlar Ligi'ne kadar. Ya o kadar çok izlenecek şey var ki onun dışında başka ilgi alanları vesaire derken. Öyle olunca da kaçırıyoruz değil mi? İlgi de dağılıyor. Yani Premier Ligi izleyeyim, doğru. İspanya Ligi'ni izleyeyim, işte La Liga'yı izleyeyim falan. La Liga'yı izleyeyim, Serie A'yı izleyeyim. Hatta şimdi Avustralya Ligi falan diye yayınlanıyor. Onu bile izliyoruz yani. Tabii şimdi mesela Almanya'yı izlemek istiyorsun. Şampiyonlar Ligi'ni izlemek istiyorsun. İtalya Ligi'ni izlemek istiyorsun. İspanya'yı, Premier Ligi aman illa izleyeyim diyorsun. Yani öyle bir mesai harcamak zor. Sen yapıyorsun ya böyle hani ters köşe sorular soruyorsun. İşte sporcuları ya da işte konuklarını zorluyorsun. Ben de sana ne kadar finansal okuryazar Merve Toy diye soracağım. Birkaç soru soracağım ama kötü bir finansal okuryazar olduğunu aslında yayın içinde birazcık anlamış olduk. Ama iyiye gidişat var. Girişimcilikten sonra bence değişecek. CDS nedir diye soracağım sana. Ay ne bileyim ben. Bir düşün ne? CDS nedir? Evet yönetmenlerden yardım. Hep böyle şeyler mi soracaksın? Tamam o zaman parite nedir? Parite biliyorum. O birbirleri arasındaki tamam. Farkı. Bak şimdi söyleyeyim stres olmuş. Bilmediğin yerler. Ama yani evet, parite yani okey. Yani işte ne, neyin neyi? Kurun kuru oranlaması diyeyim. Aynen. Bir ülkenin para birimi başka bir ülkenin oranlanması. Evet. Pariteyi biliyorum canım. Hani mesela son dönemde çok konuşuluyor. Mesela duymuşsundur. Bizim Merkez Bankası birazcık zorda biliyorsun. Rezervlerimiz eksiye düştü. Evet. Biraz değil de o zorluk biraz zorda. Açıklanamaz. Aynen. Bu yüzden şey yapması gerekiyordu. İşte Merkez Bankası bir şekilde kasaya para sokması gerekiyordu. Bunun içinde son dönemde çok gündemimizde var. Mutlaka duymuşsundur. Swap. Hı-hı. Swap nedir diye soruyorum. Bilmiyorum swap. Anladım. Yani ne olabilir acaba swap? Hani Merkez Bankası o parayı nasıl bulabilir? Hani biraz Merve'yi aslında düşünerek... Şeyle mi? Yani... Ya swap aslında bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Merkez Bankası şu anda neye ihtiyacı var? Dolara ihtiyacı var. Al sat yapılmasıyla takas olacak aslında. Bir şey. Takas aynen yani. Takas. Ama hani nasıl açıklarım bilmiyorum. Ya aslında bir o sirkülasyonun olmasıyla gerçekleşecek. Al sat ya da işte takas sirkülasyonun olmasıyla gerçekleşecek bir. Ya şöyle yapıyor aslında Merkez Bankası. Mesela dolar ihtiyacı var ama elinde Türk lirası fazlası var. Türk lirası isteyen ve dolar fazlası olan bir merkez bankasıyla fazlaları değiştiriyorlar. O evet, ihtiyacını gidermiş oluyor. Takas yapıyor aslında. Evet tamam. Aynen. O zaman diğer soruları sormuyorum Merve. Yani çünkü artık. Orada mesela margin bunları da call. Sormamış sayabiliriz aynen. Yani. Stop out var. Bunları hiç sormuyorum. Yok canım nerede? Ben hiç stop out olmak diye bir şey var mesela bizim finans camiasında. Pozisyonun mesela diyelim ki 1000 liran var. 0 TL'ye düşmesi en büyük risk değil mi? Evet. Sen o yüzden 200 TL'ye kadar düşsün ondan sonrası kapansın diyorsun. Yani 200 TL'ye kadar stop zarar kaptırın. O stop out diye olmuş nerede, oluyorsun yani o zaman. Nerede? Böyle borsada falan mı oluyor? Her yerde uygulayabilirsin bunu. Benim hiç de. Alakalı. Aynen. Dediğim gibi yani bugüne kadar ki yegane yatırım aracım altındı. Bitcoin. Sonra da BTC Türk hesabı açtım o kadar. Yani hiç yani piyasa falan görsem error veririm ben yani beynim yanar. Hiç alakam şimdi yok. Şimdi sen bu girişimcilik işinden sonra daha da bence illa akış olacak yani. Daha da öğreneceksin. Hiç ben işte bana böyle ayakkabı fiyatı falan sor. Yani şu yeni onu, ürün ne kadar diye. Evet onun dışında işte dediğim gibi gayrimenkul hani yatırım elimden geldiğince yaptım. Başka bir böyle değil yani sıfır yani hiçbir uygulama bile olmadı hayatımda telefonumda yani.
Beni müzikte profesyonelliğe taşıyan arkamdaki bu harika ekip. Profesyonelce kripto para satın almamı sağlayansa BTC Türk Pro. BTC Türk Pro ile Bitcoin ve kripto paraların anlık değişimlerini takip edebiliyor. Piyasa, limit, stop emirleri anında verebiliyor. Tüm varlıklarımı kolayca görüntüleyebiliyorum. Farklı işlem çiftlerinde alım satım yapabiliyorum. Siz de BTC Türk Pro'yu indirin, profesyonelce kripto para alıp satmaya başlayın. BTC Türk Pro'da. Sen de riski kendi açından anlatmış oldun. Bizim için değerli olan bu ve riski de şöyle güzel yönetmişsin. Aslında onu söylemeye çalıştım. Bu kadar çok karmaşık finansal piyasaları bilmiyorsan ve buna yatırım yapmayı istemiyorsan, çünkü bu da en büyük risk, aslında kariyerine ve işine odaklanmak da o riski doğru yönettiğini gösteriyor. Aslında bunu söylemeye çalıştım. Bilmediğim alanda herhangi bir şey yapmak istemiyorum. Evet, teselli etmeye çalışmadım aslında. Güzel şey söylemeye çalıştım. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Evet, Merve Toy efendim, risk yönetiminde aslında biraz televizyonculuğu, biraz da kendi girişimcilik hikayesini dinlemiş ve konuşmuş olduk. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle.